Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Microsoft'u gezeceğiz. Microsoft'ta neler mi var? Microsoft'ta çok güzel laptoplar, çok güzel gaming ve böyle bayağı bilgisayar düzenekleri falan var. Bunların Amerika'daki fiyatları neymiş? Onları öğreneceğiz. Şimdi birazdan videoya geçiyoruz. Çok güzel şeyler var. Az önce gezdim. Gerçekten güzel şeyler var. Daha önceden de gelmiştim. Şimdi yavaştan geçeyim o tarafa doğru. Bu arada burada böyle bayağı yolda araba standları gibi şeyler var. Mesela bu da Alfa Romeo'nun standı. Bu en son geldiğimde gördüm de Alfa Romeo biraz daha pahalı arkadaşlar. Bu arada burası da Microsoft'un dükkanı, marketi. Şimdi yavaştan giriyoruz. Ben bir iznimi alayım. Hemen videoyu çekeceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar iznimizi de aldığımıza göre gördüğünüz gibi her yer laptop, şu ilerlerde gaming setup'lar, böyle böyle kocaman bilgisayarlar var. Öncelikle laptoplardan başlayalım arkadaşlar. HP'nin bir laptopu arkadaşlar. Laptop 14 inç arkadaşlar. Fiyatı $270. Gene söylüyorum, burası biraz daha pahalı arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Küçük bir bilgisayar bu. Delin bir marka, Delin bir modeli arkadaşlar. $400. Gene Lenovo'nun bir markası. Lenovo Flex 11. $330 arkadaşlar. Buradan Acer, nasıl okunuyor bilmiyorum, $549 Acer Spin 5 dediğim model arkadaşlar. HP'nin böyle güzel bir modeli, şuraları da şöyle çekmek istiyorum, çok hoş bir detayı var. $900 da bu laptop arkadaşlar. Özelliklerini de şöyle gösterebilirim. Intercore ve 128 GB. Burası biraz daha pahalı tabi diğer yerlere göre, fakat çok fazla çeşidi de var. $400 i3'ü, i7'si de $800'aymış Dell'in bu modelinin arkadaşlar. Şuradan özelliklerine de bakabilirsiniz. Şimdi sırasıyla arkadaşlar buradan Lenovo Flex dedikleri modele geçeceğiz. Lenovo'nun bu açılır kapanır, tamamıyla açılıp kapanır modellerinden biri. Bunun fiyatı arkadaşlar $700. i5 alırsan, i7 alırsan da fiyatı $900 arkadaşlar. Şimdi sırasıyla, evet, Lenovo'nun en ünlü laptoplarından biri Yoga. Bunun özelliği arkadaşlar, şöyle tamamıyla şey olabiliyor arkadaşlar, ters de dönebiliyor. Bunu tamamıyla ters döndürebiliyorsunuz ve fiyatı da ona göre $1300. $169 da ekstra olanlar, ekstra bir şeyler ekleme, plan eklemek istiyorsan ekstra. Dell'in XS15 marka şeyi, normalde ben bunu Amazon'da baktım, $1450'a kadar düşüyor. Fakat burada terabayt şeyleri var. 1 TB ve 32 GB RAM'i $2000. 16 GB RAM'i ve 512 GB hafızası da $1800 arkadaşlar. Gayet iyi bir laptop. Burada arkadaşlar Huawei'nin MateBook X Pro'su. Bu arada Huawei'yi ilk kez ben Amerika ambargo koyduğundan beri ilk kez burada gördüm arkadaşlar. Bayağı Apple gibi bir model yapmışlar. Apple videosundan da hatırladığınız üzere gayet güzel bir marka Apple, ama Huawei de birebir aynısını gene yapmış. $1300'da bunun fiyatı arkadaşlar. 16 GB RAM ve 512 SSD gücü var. Core i7 arkadaşlar. Hacker'in bir bilgisayarı, laptopu $1000 arkadaşlar. Ve HP'nin Andy 30 dedikleri modeli de $800 arkadaşlar. Yine HP'nin az önce gösterdiğim küçük modeli arkadaşlar. Harbi orada bakıyor. Şuradan tekrardan Surface dedikleri modele gelebiliriz. Evet, bu biraz indirimdeymiş mesela. i5'i $900, i7'si $1300'miş. Bu ne? Microsoft'un kendi şeyleri bunlar. Okey. Microsoft'un kendi ürünleri arkadaşlar. $900'a şu laptopu alabiliyorsunuz. Bu laptopun fiyatı ise $900 arkadaşlar. Gene Microsoft'un bir modeli. Microsoft'u ben çok fazla şey yapmadığım için, laptop markası olarak bilmediğim için, buradan Surface Go diyor. Surface Go'ya şöyle tekrardan fiyatlarını göstermek istiyorum. Böyle bir hembesinin fiyatı. Yani genelin fiyatı arkadaşlar $900, $1200'a çıkıyor ve gittikçe büyüyor. Yani $2400'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Büyüklüğüne göre değişiyor. Şu tarafta gene Microsoft'un ürünleri var ve Microsoft'un kocaman bir bilgisayarı, hayvan gibi bir bilgisayarı, şöyle mouse pad'i ve klavyesiyle birlikte arkadaşlar, fiyatları 3400. Surface Studio 2 diyor. 16 GB, 1 TB, 32 GB,
ve yine 32 GB ve burada şunları değişiyor. Fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada bir kardeşi daha var onun. Aynı model arkadaşlar. Fiyatları da aynı. Ve bu nedir ya? Bir Brilliant. Bir Brilliant. Microsoft gerçekten evet bak. Mesela şu makina gelip buradan kalemini alıyorsun. Mesela çizim yapacaksın değil mi? Hop dedim. Mesela Microsoft. Şuradan ben atıyorum Excel'i seçtim. Diyelim Excel'i seçtim. Ya da mouse'la girmek istiyorum. Kapat bunu ya. Buradan girmek istiyorum. Excel'e girdim. Evet, kalem nerede kalem? New diyelim. Bana bir tane blank work atar. Burayı ben mesela şöyle bir Ey Osman yazalım. Bu şekilde arkadaşlar yazıda yazabiliyorsunuz falan. Hani bunu kullanabiliyorsunuz. Eraser diyelim. Şöyle silelim. Mesela size bir şey yapayım. Ne yapayım? Kalp ne yapayım size? Şöyle bir YouTube sembolü yapayım. Mesela. Şöyle bir YouTube sembolü. İçini boyayabiliyor muyuz? Şöyle bir renk olarak. Seç. Kırmızı renk. Ha bu böyleymiş. Tamamen boyamayız. Neyse işte bu şekilde çizimciler bu şekilde kullanabiliyorlar arkadaşlar. Bunu silelim öyle bırakalım. Bayağı oyuncak gibi oynadım şeyle. Şunu da zaten öbür Apple'ların kullanıldığı gibi çat diye bırakamadım. Kenara gitti. Neyse çok fazla ses çıkarma. Kaç. Bu neymiş lan böyle? Oha oyuncular için herhalde. Ekstra bir değişik klavye. Şöyle göstereyim. Ekstra değişik. Interesting. Microsoft'un orada şeyleri de var arkadaşlar. Telefonları da var. Fiyatlar. Aa, pardon özür dilerim. Samsung S10. Bunların ayrı bir fiyatları da gelecek ama madem buraya geldik. S10'un Unlocked modeli $650. Unlocked yani kilitsiz. Yani bunlar kilitli olabiliyor. Kilitsizleri. Samsung E'nin 700 iken $800'da Galaxy S10. Galaxy Note 9'un fiyatı da arkadaşlar 899 ve 1200 dolar olarak iki modele ayrılıyor. Bu şekilde arkadaşlar şeyinden çıkardım ama bu şekilde modelleri var. Çok güzel telefonlar aslında ama ben biraz Apple'cıyım. Ondan dolayı bunun şarjı yok herhalde. Ya varmış. Apple'cı olduğum için pek fazla tercih etmiyorum. Şimdi size çok daha güzel bir modele doğru geçeceğiz. Bunlar gaming laptoplarıymış. MSI'ın böyle bir laptopu. MSI PS63 laptopu. Gen Intel Core i7 $1300'muş arkadaşlar. Bunun fiyatı bu şekilde. Gayet iyi bir laptop. Çok da tatlı bir laptop. Evet. Razer'ın bir modeli. İşte zaten burada da şeylerini görüyorsunuz. Razer'ın bu modeli arkadaşlar $1600 Razer Blade Stealth. Bu modeli arkadaşlar Core i7 16 GB RAM ve 256 GB SSD kartı. Şöyle küçücük bir oyuncu bilgisayarı. Mouse'u da yanında ve yani gayet git Starbucks'a otur oyununu oyna. Burada arkadaşlar Razer Blade dedikleri $2600'lık bir modeli var. Bu nedir? Burada bilmiyorum tabi diye bir şey eklemişler. Yani Razer arkadaşlar bu şekilde mouse'u iyiymiş bayağı lan. Oyuncu bilgisayarı zaten ya. Her konuda iyi olacak illaki. Yanlarında da kulaklıkları falan var. Razer'ın yeni bir kulaklığı da burada yani. Mesela $169 mı? Yok. Yok Ascendant Bundle. Okey. Yani ekstra olarak eklenecekler diyor yani. Republic of Gamers. Çok enteresan. Bu ne bilmiyorum. Sadece bu şey olabilir mi? Sadece hoparlörü sıfır olabilir mi? Çok enteresan bir bilgisayar. Hiç sevmedim. Evet. İlginç, çirkin bir bilgisayar. Asus ROG, işte GX53, pardon 531 GM, DH774 Gaming PC. Adı da zor. Fiyatı da ediyor sana $1900. Yani ne gerek var şuna, boş verin bunu. Bu çirkin, beğenmedim. Lenovo'nun
L340 modeli arkadaşlar, gaming PC'si $900 Lenovo'nun şöyle bir gaming PC'si arkadaşlar. Bu arada ilerleyen zamanlarda Best Buy'a da gideceğim. Orada daha da çok çeşit var. Bugün Microsoft'tayız ve burada da gayet yeterli çeşit var ama daha da iyilerini size gezdireceğim arkadaşlar. Dell G3 modeli 15 inç sanırım ekrandan bahsediyor burada. i5 arkadaşlar $700 fiyatı var. Hani benim en çok beğendiklerimden biri de bu oldu. Garip bir şekilde ucuz ama güzellerinden biri arkadaşlar. Şurada Surface Pro var. Bir çocukları görüyorsunuz. Burada oyun oynuyorlar. Mesela enteresan. Xbox'ların reklamları yapıyor arkadaşlar burada. Arkadaşlar da oyunlarını oynuyor. Bunlar gene Surface. Az önce kullandığım arkadaşlar. Hem kalem olarak kullanabiliyorsun. Dokunmatik olarak kullanabiliyorsun. Koca ekranlı. İleride göstermiştim zaten. Şimdi size gaming tarafını göstereceğim arkadaşlar. Mesela böyle bir koltuklu. Okey. koltuklu Magnomic'in koltuğu arkadaşlar. Gayet rahat görünüyor. Şimdi oturup ben deneyeceğim. Böyle bir MSI'ın kasası. Oturdum şu an. Oh, rahatmış abi. MSI'ın kasası, işte klavyesi, kulaklığı, tüm yani gaming şeyi bu şekilde arkadaşlar. Mesela MSI'ın monitörü $400 bu. MSI monitörü. 400 lira yani adamlar için. HyperX dedikleri kulaklığı $159. Kasası da arkadaşlar Intel Core i9 16 GB RAM 2 TB HDD artı 512 SSD hafızalı makina $2500 arkadaşlar. Makinamız bu. Ve daha da güzeline geçiyorum şimdi. Ben o gün burada oyun oynadım. Şimdi sizle de göstermek istiyorum. Bu Samsung ekran arkadaşlar. Birlikte çift ayrı ekran değil. Tek bir ekran ama ikiye bölünmüş şekilde. Koltuğu da bu şekilde. Şuradan laptoptan da bağlantı yapmışlar. Ekstra olarak istersen buradan şeyden oyna. İstiyorsan gel. Şuradan açalım. Açamıyor muyuz? Nereden açacağız abi bunu? Şurada mesela tamamen bir Twitcher şeyi arkadaşlar. Açalım. Abi gıcık oldum şu an yani. Neyse. Şu an bunlar aktif değil. Garip bir şekilde. Niye aktif değil bilmiyorum. Ama dediğim gibi neyse. Bu şekilde arkadaşlar bir oyuncu setup'ı da. Burada mesela gayet Logitech'in bir kamerası. İşte gene kulaklığı. Yani eğer oyun oynamak istemiyorsan bu şekilde Xbox şeyiyle oynayabilir. Razer'ın klavyesi var. Burada gayet yumuşak şeyle. Razer'ın mouse'u var. Samsung ekran var. Yani böyle Razer'ın gene bir laptopu var burada arkadaşlar. Ekstra olarak artı böyle bir de ekranı var. Yani toplamda 3 tane ekranımız olabilecek şekilde yapmışlar. Bu şekilde de Need of Seat dedikleri Magnomic'in bir koltuğu da ve burada bel şeyi de var yani. Neredeyse eksiksiz her şeyi var. Şurada bir oyun şeyini size göstermek istiyorum. Bunlar da mesela küçük oyun şeyler arkadaşlar. Değişik değişik oyun konsolları var. Buradan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Xbox'ın değişik değişik modelleri var. Burada gene yine Acer bilgisayar ve Xbox kullanılmış. Oyun gene oynayabiliyorsunuz. Hani denemek için. Yani dediğim gibi arkadaşlar birçok özellikle şu bayağı dikkat çekici. Bunun gibi birçok yer var. Onlara da gideceğiz zamanla. Burada da gördüğünüz gibi gene gelip buradan bu şekilde oyun oynayabiliyorsun. Mesela geldin. Bu şekilde oturdun. Abi bu neymiş böyle? Şeyli. Live Match. Beta diyor. Loading. Mesela size bir maç oynayayım, ona götüreyim. İlk kez bu arada bu oyunu oynuyorum. Genelde ben PUBG oynadığım için. Evet. İlk kez Fortnite oynayan bir insan olarak ne yapıyoruz burada bilmiyorum. Yani ilk kez oynuyorum Fortnite'ı. Buradan ödün olayım. Aha arabaya bindik. Uçağa bindik. Şöyle size biraz yakınlaştırayım. Çarpmayacağım. Aha odun topluyorum. Yani bayağı bir bilgisayarlar var. Fiyatları da var. Yakında Best Buy'a gittiğim videoda yani daha çok laptopun, işte kulaklığın, telefonların genelinin fiyatlarının olduğu videoda ilerleyen zamanlarda kanalda olacak. Beklemede kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.